Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, iyiliği teşvik, kötülükle mücadele, yani emri bil maruf ve nehyanil münker. Sıradaki hadisimiz 191 nolu hadis. An Huzeyfe'te, Hazreti Huzeyfe'den geliyor. Radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي۪ Canım elinde olana yemin olsun. Allah Azze ve Celle'yi kastediyor. Hepimizin canları Allah Azze ve Celle'nin yarattığı ve yaşattığı varlıklar olarak onun elinde, yani onun kudretinde. Cenab-ı Hak bizi ayakta tutmasa ne varlığımızı sürdürebiliriz, ne canımız, ne ruhumuz, ne bedenimiz kalır. Dolayısıyla Allah her şeyi ayakta tutandır. Allahu la ilahe illa huvel hayy el kayyum. Allah Azze ve Celle hay olan, yani ölmez, diri ve her şeyin kendisine bağlı olduğu yegane kudret. Her şeyi ayakta tutan el kayyum olan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla varlığımızı ayakta tutan, canımızı, özümüzü, her şeyimizin sahibi Mevlamız. Resulullah ona, onun adıyla yemin edip demiş ki, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ya marufu emredersiniz, yani iyi ve güzel şeyleri, başta aileniz olmak üzere, yakınlarınızdan başlamak suretiyle, çevrenizde insanlarla paylaşır, insanları iyiliğe, güzelliğe salık verirsiniz. Bu husustaki duyarlılığınızı ve sorumluluğunuzu yaşarsanız لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Doğrusu bu, güzeli bu diye başta çocuklarımız, çevremizdeki arkadaşlarımız, en yakından başlamak suretiyle en uzağa akrabalarımız marufu emredip, yani güzellikleri salık verip çoğaltmak çok temel bir sorumluluktur. Ya bunu yaparsınız demiş, yapmazsak başımıza ne geleceğini söyleyecek. O yüzden sözü, ifadeyi böyle kurdu. Biz de pür dikkat dinliyoruz. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Canımı kudretinde tutan Allah'a yemin olsun ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ي Canım yedi kudretinde olan Cenab-ı Hakk'a yemin olsun ki ya marufu emredersiniz لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Bazıları zannediyorlar ki bu ekstra bir şey. Yani birilerinin yapmasıyla birlikte daha fazla sevap kazanmaları söz konusu. Yapmayanların da herhangi bir kaybı söz konusu değil. Hayır, bu yani emri bil maruf ve nehyanil münker olmazsa olmaz, asla vazgeçilemez türden hayati bir konudur. Bundan müstahni kalmak, yani uzak durmak, buna gereken ehemmiyeti vermemek olağanüstü vahim sonuçlara yol açar. İşte Resulullah bize onu söyleyecek. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Ya sizler marufu emredersiniz, وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Ve sizler ya münkerden sakındırırsınız, kötülüklerden. Cenab-ı Hakk'ın kötü dedikleri başta olmak üzere, Resulullah'ın kötü olarak niteleyip uzak durdukları, yahut içinde bulunduğunuz toplumda bunlardan ayrı kötü olarak bilinen şeyler,
Ya bunlardan uzak durur ve insanları sakındırırsanız, وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ yahut, şimdi yahut'a geldik. Yani emri bil maruf ve nehyan-ı münker yapılmadığı takdirde bir toplumda ne olur? اَوْ yahut, لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبَعْثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ya da çok yakın bir gelecekte Allah Azze ve Celle'nin sizin üzerinize bir ceza göndermesi yakın olur. ثُمَّ تَدْعُونَهُ Cenab-ı Hak o cezayı gönderir. Siz varıp ona dua edersiniz. Yalvarır, yakarırsınız. فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ Ama size icabet olunmaz. Böylesi vahim bir sonuca, kötü bir akıbete yol açması söz konusu. İnsanların marufu emretmeyip münkerden sakındırmaması, herkesin kendi haline bakması, başkalarıyla alakadar olmaması. Peki ölçü ne? Herkesin önce kendine bakması, sonra da çevresiyle alakadar olması. Bir konuyu kendisi doğru yaptıktan sonra onu artık çevresiyle paylaşır, onların da doğru yapmalarına destek olmaya çalışır. Bu her bakımdan kendisini iyi ettikten sonra çevreye yönelmek anlamında değildir. Çünkü beş başı mamur olmak, büsbütün kusursuz olmak, bu ideal bir durum olsa da başarabileceğimiz bir şey değildir. Hayatta sürekli kendimizi kötülüklerden uzaklaşmaya, iyiliklere, daha fazla iyiliğe sarılmaya dair bir heves ile, aşk ile, gayret ile yaşarız. Başardığımız kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyeti sayarız. Başaramadıklarımızdan da Cenab-ı Hakk'a sığınır, bizi muhafaza etmesini ve bir an önce kurtarmasını umarız. Bu kendimizde böyleyken çevremizle olan etkileşimimizde de böyledir. Onlara da kendimizi kusursuz biri gibi satmayız. Yüce ve üstün biri gibi pazarlamayız. Çünkü bu yaklaşım ile onların tepkisini çekeriz. Artık onlara en küçük bir iyiliğimiz, ihsanımız, yol göstericiliğimiz de kalmaz. Kendimizin de yanlışları, günahları, eksiklikleri olduğunu, biz başkasına güzel bir şey öğütlerken bir başka hususta da bizim onların güzel öğütlerine ihtiyacımız olduğunu, birbirimizi tamamlayacak şekilde yaklaşımımız bu olursa, o zaman hem sahici olur, gerçekçi olur, hem de etkileyici olur, hem de daha önceki sohbetlerimizde konu ettiğimiz nusuh dediğimiz içtenliği yaşamış oluruz. Çünkü hakikat böyledir, gerçek böyledir. Muhatabımız da bu içtenliğimizi gördükçe hem bize karşı kendisi içtenliğini açar ve yaşar, hem de söylediklerimiz verimli olur, etkili olur, tesirli olur. Aksi takdirde kendisini halletmiş ve kamil olmuş bir vehim ile insanın başkalarına size de bir iyilikte bulunayım da hani bunu da ben öğreteyim kabilinden buyurgan tavır ve davranışlar ile sonuç alması iyice zorlaşır. Madem ki emri bil maruf ve nehyanil münker bir toplum olarak olmazsa olmazlarımızdandır, şu halde onu ve onun süreçlerini tıkayacak üslup hatalarından da son derece dikkatle uzak durmalıyız. Çünkü olmazsa olmaz hayati bir konunun böylesi bir tehlikeye maruz bırakılması ve üslup hataları dolayısıyla da sürecin tıkanması bu kez bizim geleceğimizi karartabilir. Resulullah'ın bahsettiği o kötü akıbetin başımıza gelmesi söz konusu olur. Dolayısıyla mecraların açık kalması, diyalog kanallarının açık kalması, iletişimin hala mümkün olabilmesi için diğer insanlar her nasılsa bizlerin de olanca içtenliğimizle kendimizi bir yandan ıslah etmeye çalışırken bu ıslah sürecimizde diğerlerine de destek olabilmeyi bir sorumluluk olarak görmek durumundayız. Bundan feragat edip başkalarının tercih hakları diyerekten saygının ötesinde bir de asla tepki göstermemeyi hoşgörünün bir parçası saymak toplumu etkisizleştirir. İnsanların iletişimlerini koparır, bireyleri kendi alanlarına mahpus eder,
Böylece insanlar birbirlerine en küçük bir iyiliği hak namına, hidayet namına ulaştıramazlar. Hoşgörüyü böyle tanımlamak, insanların ağzını bantlamak gibi birbirleriyle olan etkileşimlerini yıkmak gibi bir şeydir. Bu bizim sosyal yanımızı da örseler ve tüketir. O bakımdan elbette nihayetinde herkes kendi davranışını, tercihini istediği gibi yaşayabilecektir. Ama gerek annesinden duyacağı, gerek babasından duyacağı, gerek arkadaşından duyacağı bazı sözleri de tahammülle karşılamalı. Onların kendisine olan bu hakkı tavsiyeyi de sabırla kabullenebilmelidir. Evet, dinledim, söylediklerinizi çok teşekkür ederim diyebilmeli. Kendi tercihini yine nasıl biliyorsa, yapmak istiyorsa nihayetinde yapabilir. Kendisi de günün birinde bir başkasına bir şeyin güzelini, iyisini anlatırken o da ondan o güzel karşılığı, o nazik tutumu ve yaklaşımı bekler. Bu Allah Azze ve Celle'nin bizleri yaratırken bizlere kendi aramızda bir iletişim aracı ve kanalı olarak dili, yani beyanı öğrettiğinde bizim üzerimize yüklediği bir hak ve sorumluluktur. İnsanların bizimle paylaşacaklarına, anlatmak istediklerine tahammüllü olmalıyız. Yoksa bir insanın bir insana herhangi bir şeyi söylemesini, paylaşım kurmaya çalışmasını dahi suç sayarsak, o zaman insan olarak en büyük meziyetimiz olan etkileşim bağını koparmış, toplumun iletişimindeki bu ağı yerle bir etmiş oluruz ki insanlar ferdi alanlarında mahpus kalırlar. Dolayısıyla hakkın paylaşılması, hidayet süreçlerinin insanlara irşat ile gösterilmesi, Cenab-ı Hakk'ın biz insanları yaratırken bize beyanı, konuşmayı, koklaşmayı, anlatmayı öğrettiği zamandan beri her birimizin üzerinde birer mesuliyet olarak devam etmektedir. Ya bunu ifa ederiz ya da şeytanın bize özellikle modern zamanlarda öğütlediği gibi duyarsızlaşır. Kim ne kadar yanlış iş yapıyorsa varsın yapsın, kabilinden bir tutum içerisinde toplumun yozlaşmasına karşı kör ve sağır kesiliriz. Bu yozlaşmanın akıbetinin Resulullah'ın hadiste bahsettiği bir ikab, bir ceza olması bizi bu rivayette dehşete düşürmektedir. Ravahu Tirmizi'yu. Bu rivayeti İmam Tirmizi rivayet etmiş. Yani kitabını almış. Ve kâle, ve bizatihi İmam Tirmizi'nin kendisi bu rivayetle ilgili olarak hâzâ hadîsun hasenun demiş. Bu hasen bir rivayettir. Yani sahih değilmiş. Sahih olacak kadar iyi değilmiş. Çünkü sıhhatin koşulları sağlandığı takdirde hadis sahih olur. Sağlanmıyorsa veya kabaca söylersek yeterli düzeyde sağlanmıyorsa o hadis hasen olur. Hasen kalır. Sıhhate ulaşamaz. Buradan da aşağı düşerse, hasen olacak kadar dahi sıhhat koşullarını sağlamıyorsa o zaman o hadis zayıf bir hadistir. Dolayısıyla kabaca söylersek orta halli bir rivayetten söz ediyoruz. Ve bu rivayeti İmam Buhari sahihine almamış, İmam Müslim de sahihine almamışlar. Çünkü onlar sahihlerini sadece sahih hadislerden oluşturdular. O yüzden kitabın adına da sahih adını verdiler. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm, iyiliği teşvik, kötülükle mücadele, yani emri bil maruf ve nehyanil münker. En son kaldığımız hadis 192 nolu hadis, An Ebi Sa'idin el-Hudri'yi, Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale. Buyurdu ki, Efdalul cihadi, cihadın en faziletlisi, kelimetu adlin, adil bir söz, doğru, dürüst, hakikatli bir söz, ifade. Ama nerede? İnde sultanin cair. Zalim bir sultanın, yani yöneticinin katında söylenecek adil bir söz. İşte bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cihadın en faziletlisi olarak tarif etmiş. Emri bil marufun ve nehyanil münkerin kişinin başta yakın çevresiyle, sonra bu yakın çevrenin halka halka dışa doğru genişlediği bir süreçte herkese karşı, yani kendileriyle muhatap olduğu, hatta bir kerecik bile muhatap olduğu bir müşterisiyle bile yeri gelir satıcı rolünde ama bilmünasebe arada bir ilinti kurarak, bir bağlantı oluşturarak muhabbet açabilir ve muhatabına belli bir mesajı iletme çabası içerisine girebilir. Hatırlanacağı üzere Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisine gelip rüyalarını tabir etmek isteyen kimselere, ben size rüyalarınızı tabir edeceğim dedi. Yani قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ, size gelecek olan yemek yiyip karnınızı doyuracağınız o gelmezden ben size rüyalarınızı tabir edeceğim. اِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَعْوِيلِهِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَكُمَا. Ama önce sizinle paylaşmak istediğim birkaç husus var diyerekten Hazreti Yusuf Aleyhisselam bazı konuları onlarla paylaştı. Hem kendisini tanıttı, hem hali hazırda toplumda gördüğü olumsuzluklara dair fikirlerini ifade etti. Başta akide ve inanç boyutuyla, çünkü belli bir öncelik sırası var. Bütün vahyin inişinde dahi gördüğümüz, Resulullah'ın tebliğ sürecinde dahi fark ettiğimiz inançtan başlayan, akideden başlayan, sonra amele doğru uzayan bir çerçevede gerçekleşiyor bu tür paylaşımlar. Dolayısıyla Hazreti Yusuf Aleyhisselam önceliklerini buna uygun olarak o kimselerle paylaştı. Velev ki bir arkadaş, bir hapishane arkadaşı, henüz yeni gelmişler, belki ertesi gün çıkacaklar. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan o konuda bir şey danışmak isteyince, kurulan bu bağlantı üzerinden onlara mesaj vermeye çalıştı. Dolayısıyla irtibat ne şekilde gelişirse yahut oluşursa oluşsun, kişinin muhatabıyla kendi bildiği doğrularını paylaşması, onun görüşlerini alması, onun varsa kendi iddia ettiği doğrularına tanık olması, bunları değerlendirmesi, böylece kendi doğru bildiklerini gözden geçirmesi sürecinde son derece sağlıklı işlemler yürür. Bu bildiklerini hem varsa yanlışlarını tahsih ederek, hem de bildiğini bir kez daha anlatıp paylaşırken daha sağlam içselleştirerek ilerleyen bir süreçtir. Dolayısıyla insan bu anlamda sosyal bir varlık olarak en çok da hakkı ve gerçeği insanlarla paylaşarak, konuşarak,
hayatını anlamlandırır. Bunun bir istisnası var mı? Yani herkes çevresindekilere ve kendi bulunduğu kesimle mi sınırlı? Hayır. İşte bu okuduğumuz rivayette gördüğümüz üzere yeri gelir, yöneticiyle de benzer bir iletişim kurulabilir ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuduğumuz bu rivayette bunu en üstün cihat olarak ifade etmiş. Dolayısıyla da bunu özendirmiş. Böyle gözüküyor. Afdalul cihadi kelimetu adlin. Adil bir sözün, doğru bir nasihatin onu irşad edecek, belki gözden kaçırdığını ona ifade edecek, olayın bir başka boyutunu ifade edecek, tabandan gelen bu veri işin doğrusu yönetici açısından da son derece değerlidir. Dolayısıyla müminlerin kendi aralarındaki toplamdaki etkileşimini ve iletişimini Cenab-ı Hak değil mi ki şura üzerine tesis etti? Buyurdu ki وَاَمْرُهُمْ شُورَ بَيْنَهُمْ Onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Şu halde tabanda bulunan insanların yöneticiye dair bu anlamda sorumlulukları var. Bir hususta bildikleri, olayın gerçeğine dair, hakikatine dair herhangi bir hususu veya yanlış giden bir işleyişle alakalı bir geri dönüşü, geri bildirim kabilinden, tabii yöneticiye karşı olan saygısını ve sorumluluğunu ihmal etmeden, çünkü herhangi bir kimseyle bile bu paylaşımı yaparken üsluba dair konuların olmazsa olmaz olduğunu çok defa ayet ve hadislerde gördük. Bunun yöneticiye karşı olanındaki itinanın çok daha ileri düzeyde olacağı izahtan varistedir. O bakımdan bu sorumluluğu ifa eden kimsenin hakikati veya yanlış giden hususlardaki görüşlerini yöneticiyle paylaşması bu etkileşimin toplumla yönetim arasındaki etkileşimin tam da Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere istişare ile yürümesi bakımından son derece değerlidir. Bu anlamda yöneticinin de tabandan gelecek olan bu fikirlere, geri dönüşlere açık olması, bunları değerlendirmesi, onların bu anlamdaki söylemlerini kıymetlendirmesi, buna değer verdiğini, bunlardan yararlanmak istediğini ifade etmesi ve bunu bil fiil icra etmesi uygun olur. İşin doğrusu Cenab-ı Hak kendisine vahiy indirdiği peygamberine bile وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ emrinde bulundu. Yani onlarla istişarede bulun. Eğer istişarede bulunmaktan bir yönetici olarak müstahni olacak, yani buna gerek duymayacak biri olsaydı, herhalde olsa olsa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olurdu. Zaten vahiy ile yönlendiriliyor. Ama Cenab-ı Hak vahiy ile yönlendirmediği hayatın pek çok hususunda istişare etmeyi ona emretti. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Onlarla istişare et. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında karar alınacağı bir hususta şayet Cenab-ı Hakk'ın doğrudan bir yönlendirmesi yok ise bu ya metlu vahiyle ya da gayrimetlu bir vahiyle olur. O zaman tabanın kendisine fikir beyan etmek hususunda son derece rahat davrandığını görüyoruz. Yeter ki herhangi bir vahyin yönlendirmediğinden emin olsunlar. O bakımdan gelip Resulullah'a sorarlardı. Ya Resulallah, bu davranışınız, bu kararınız arka planda bir vahye mi dayanıyor? Belki diyebilirsiniz ki o konuda ayet inip inmediğini zaten biliyorlardı. Çünkü ayetler iner inmez ilan ediliyor. Dolayısıyla da ne diye soruyorlardı? Tabii ki yanı sıra Resulullah'a gelen gayrimetlu vahiy. Yani Hazreti Cibril Emin'in söylediği. Yahut yine Cenab-ı Hakk'ın ayette anlattığı üzere Resulüne ilham ettiği. Yahut engel ardından, söz gelimi rüya engeli olabilir, Resulüne konuştuğu hususlar olabilir. Bu bakımdan Resulullah'a herhangi bir biçimde ulaşmış vahye dair bir yönlendirmenin olmadığından emin olmak için sorarlardı. Ya Resulallah, buraya Allah'ın emriyle mi geldin? Söz gelimi Bedir'de Hazreti Peygamber konum alınca bir sahabi gelip
bu vahyin sizi yönlendirdiği bir husus mu, yoksa kendinizce karar verdiğiniz ve değerlendirdiğiniz bir konu mudur diye sordu. Resulullah'ın Bedir kuyularının gerisinde konum aldığını gören sahabi dedi ki, ya Resulallah, menzilun enzelekahullahu, burası Allah'ın seni durdurduğu yahut indirdiği bir yer mi? Leyse lena en neteaddahu, bizim hani bir adım daha ileri geçemeyeceğimiz. Ve la nukassira anhu, yahut bundan biraz daha geri duramayacağımız. Dolayısıyla vahiy ile dikte edildiyse herhangi bir şey söylemeyecek. Ama yok, em huvar ra'yu vel harbu vel makide, yoksa bu bir görüş, bu bir plan, yani sence oluşturduğum bir şey mi? Resulullah buyurdu ki, bel huvar ra'yu vel harbu vel makidetu, hayır, bu harp dolayısıyla bizim düşündüğümüz, planladığımız bir husus. Ya yani böyle değerlendirdik. O zaman bu sahabimiz Resulullah'a dedi ki, fe inne hâzâ leyse bi menzelin. Ya Resulallah, burası aslında çok isabetli bir yer değil. Velâkin inhad hattâ teca'alel kulübe kullaha min verâi zahrik. Ya Resulallah, ilerleyelim ta ki bütün Bedir kuyularını arkamıza alalım. Bunun savaş stratejisi açısından düşmana karşı üstünlük oluşturmak ve suya yönelecek savaşan unsurların suyu kendisi içerisinde kuşatıp ihata etmesinin bir üstünlük sağlayacağı düşüncesini Resulullah'a ifade etti. Dolayısıyla istişare bu ümmette başımızda Resulullah varken dahi geçerli ve işleyen bir süreç idi. Bu anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla birlikte daha da bir etkin, daha da bir güçlü şekilde yer aldı. Söz gelimi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'un sahabe arasında değerlendirilmesi, konuşulması, istişare edilmesi, muhacirlerin kendi fikirlerini ifade etmeleri, ensarın kendi düşüncelerini ifade etmeleri neticesinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Resulullah'tan sonra onun halifesi olarak yönetime gelmesi sağlandı. Böylece artık vahiy almayan ama sürekli etrafıyla her konuyu neredeyse istişare etmek durumunda olan bir yönetim başladı. Dolayısıyla tabanla yönetim arasındaki bu etkileşimin istişare temelli olarak tesis edilmesi ve taraflara bunun sorumluluk olarak tevdi edilmesi, yani verilmesi, Cenab-ı Hakk'ın hükmüyle ve Resulullah'ın uygulamasıyla sabittir. Bu anlamda bir kimsenin yöneticiye karşı rivayette ifadesi geçen zalim bir yönetici, ona adil bir kelimeyi söylemesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihadın en faziletlisi olarak tarif etmiş. İmam Nevevi bunu emri bil maruf ve nehyanil münkerin bir parçası olarak gördüğünden ve bu çerçevenin yönetimi de içine alan bir boyut olduğunu, dolayısıyla onları dışarıda bırakmadığını, onlara dair de müminlerin sorumluluklarının, yani nasihatta bulunmak, içtenlikle onlara doğruyu ifade edip doğru istikamette onları bilgilendirmeye çalışmanın her bir müminde bir sorumluluk olarak bilinmesi ve değerlendirilmesi icap eder. Anlam olarak ve ifadesi bakımından son derece değerli gözüken bu rivayeti Ravahu Ebu Davud. Ebu Davud rivayet etmiş ve Tirmiziyyu ve İmam Tirmizi rivayet etmiş. Yani İmam Buhari bu rivayeti sahihine almamış. İmam Müslim de bu rivayeti sahihine almamış. Çünkü onlar esas itibariyle anlamına değil, rivayetin isnadına bakarak bir rivayetin kuvvetini, sıhhatini değerlendirip ona göre kitaplarında yer veriyorlar. Dolayısıyla kendi sıhhatlerine uygun düşmeyen rivayetlere çok beğenseler dahi kitaplarında yer vermediler. Çünkü Buhari'nin sahihi rahmetullahi aleyh yahut İmam Müslim'in sahihi sadece sahih hadisleri
ihtiva etmesi bakımından müminlere bir güvence oluştursun. Böylece orada okuduğu her hadisten, o hadisin sıhhatinden emin olarak okusun diye bu anlamda ve bu esas üzere yapılmış telifler olduğu için buna itina gösterdiler. Zaten ümmet tarafından gösterilen bu yoğun kabul ve ilginin temelinde de buna dair koydukları koşullara riayet etmeleri yer tutmaktadır. Yoksa bir rivayeti çok beğendiler diye sıhhati, yani teknik bir konu olarak isnadı ve isnadındaki ravilerin durumu buna el vermediği halde kitaplarına alsalardı, o zaman oluşan bu tutarsızlıklar dolayısıyla bu düzeyde ilgi ve alakaya kavuşamazlardı. Ebu Davud ve Tirmizi bu rivayeti sünenlerine almışlar. Sünenler sahih kitaplar gibi böyle bir şart ile, böyle bir esas üzere yazılmış kitaplar değillerdir. Onlar bir konuda olabilen en iyi durumdaki, yani hadisi alabilirler. Varsa sahih çok iyi rivayetler, yoksa da aşağı doğru hasen rivayetlere kadar uzanabilirler. İşte okuduğumuz bu rivayette böyle bir rivayetmiş. Vakala İmam Tirmizi demiş ki hadisun hasenun. Bu hasen bir rivayettir. Dolayısıyla sahih bir rivayet değil. Ama zayıf rivayetler kadar da durumu kötü değil. Ortada kalan bir rivayet, hasen bir rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aidiyeti bakımından dikkate değer bir rivayet, ama tabii ki ihtiyatla. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm iyiliği teşvik, kötülükle mücadele, yani emri bil maruf ve nehyanil münker. Sıradaki hadisimiz 193 no'lu hadis. An Ebi Abdillah Tariq bin Şihab. Ebu Abdullah Tariq bin Şihab'tan El-Beceli El-Ahmesi radıyallahu anhu. Bu sahabimiz Beceli Ahmesi, Allah kendisinden razı olsun, enne raculen anlatıyor ki bir adam se'elen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ. O esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin üzengisine ayaklarını tam da yerleştirmişken adam demiş ki اَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ. Hangi cihat daha faziletli? Cihat nedir? Kişinin çaba göstermesi. Ne düzeyde? Malla, canla ayette ifadesini bulan mücahidûne bi emvâlihim ve enfusihim. Mallarıyla, canlarıyla. Hani bizim Türkçemizde canla başla dercesine kişi malını bu uğurda harcar, yetmez. Aynı uğurda gerekirse canını da verir. Dolayısıyla sarf edeceği efor, ortaya koyacağı gayretin bir sınırı yok. Çünkü candan öteye bir sınır yok. Dolayısıyla bu çaba ve gayretin, yani cehd olan bu çaba ve gayretin
gerekirse savaşı göze alan, dolayısıyla mukateleye yani savaşmaya kadar uzayan bir boyutu var. Böylesi bir kavram üzerinden gelip Resulullah'a sormuş. Eyyul cihadi afdalu. Ya Resulallah, cihadın hangisi en faziletlisi? Cihadın faziletine dair başka rivayetler de var. Yani kişinin savaşta gösterdiği çaba ve gayretin, öne atılmanın, cesaretin ifade edildiği rivayetler. Ama bu okuduğumuz bağlam biraz daha emr bil maruf ve nehyanil münker bağlamı. Belli ki o gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuştuğu, paylaştığı konular bu esas üzereydi. Çünkü çaba ve gayret her konuda olabilir. Ama genel manası itibariyle ağırlıklı olarak din-i mübin-i İslam'da cihat müminlerin vatanlarını, namuslarını, ırzlarını Cenab-ı Hakk'a karşı dini bir sorumlulukta özgürce yaşayacakları bir ortamı koruyabilmeleri, ezanlarını, mabetlerini, şehadetlerini, bunu muhafaza edebilmek için düşmanın her türlü tasallutuna karşı hazır bulunmaları ve bu hususta gösterecekleri her türlü çabanın adıdır. Benzer şekilde başka toplumlardan Müslümanlar veya hatta gayrimüslimler, eğer bu anlamda fitneye uğratılmış, sıkıntıya düşürülmüş, zalimler tarafından ele geçirilerek onurları çiğnenmiş, iradelerine baskı kurulmuşsa, müminler onlara da yetişmeye çalışırlar güçleri el verdiğince. Bu da onların akın etmelerini, ecdadımızda olduğu gibi başka coğrafyalara barışı, esenliği ulaştırabilmek için de cihad etmelerini gerektirmiştir. Dolayısıyla cihat kavramını hem başta kendi varlığını, vatanını, yurdunu muhafaza, hem de başkalarının, başka Müslümanların, hatta gerekirse başka mazlumların, hangi dinden olursa olsun, canlarını, mallarını, ızlarını korumak noktasında zayıf düşmüş ve yardım bekleyen kimselere yardıma giden çerçevede Allah Azze ve Celle'nin rızası gözetildiği ve fitnenin ortadan kaldırılması amacıyla yapıldığı takdirde bunların hepsi cihat kavramı içerisinde olur. Esas itibariyle böyle bilinen bir kavramın genel itibariyle, daha çok böyle sözlük anlamıyla, her türlü çaba ve gayret içinde kullanılabileceğini bu rivayetten görüyoruz. Söz gelimi çabasıyla, gayretiyle yöneticisine dili döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışan, ona hakkı ifade edip varsa hangi konuda gördüğü bir yanlış hususu zulme uzayan, birilerini efendim toplum içerisinde, alışverişte yahut iktisadi hayatta yahut ailevi hayatta, yani yöneticinin meşgul olduğu alanlardan herhangi birinde değerlendirdiği bir yanlışlığı, bir zulmü yöneticiye karşı ifade edebilmesinden bahsediyoruz. Buradaki gayretine de rivayette öyle görülüyor, öyle anlaşılıyor ki cihat adı verilebilmiş. Tabi bir önceki okuduğumuz rivayetin bir benzeri olması bakımından eyyul cihadi afdalu, cihadın hangisi daha faziletli, benzer cevabı veriyor Resulullah. Belki de aynı olaydır. Çünkü ifadenin kendisinden anlaşıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı bir ifade. Dolayısıyla aynı yerde söylenmiş, başka sahabi tarafından aktarılmış olabilir. Çünkü bu rivayetimiz başka bir sahabinin rivayeti. Kelimetu hakkın, hak bir sözün söylenmesi. Önceki rivayette kelimetu adlin, adil bir sözün söylenmesi. Lafızlar değişebilir ama anlam, manası itibariyle aynı şeye işaret ediyor. Hak bir sözün inde sultanin cair, zalim bir sultanın katında dile getirilebilmesini cihadın en faziletlisi olarak ifade etmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önceki rivayette konusunu ele aldığımız ve değerlendirdiğimiz bu rivayetini bu lafzıyla, yani içerisinde farklı lafızlar var, ilave anlamlar, hatta bağlam var. Yani devesine binmiş, ayaklarını henüz üzengisine yeni yerleştirmişken bir adamın gelerek soru sorması, bunların hiçbirisi bir önceki rivayetimizde yoktu.
herhangi bir kimsenin soru sorduğu, Resulullah'ın o esnada devesine bindiği, üzengi ayrıntısı vesaire hiçbiri yoktu. Sorunun kendisi de yoktu. Eyyul cihadi afdal. Cihadın hangisi daha faziletli? Tüm bunlar yoktu. Önceki rivayetimizde Ebu Said el-Hudri üzerinden gelen bir rivayetti. Resulullah sadece cihadın en faziletlisi, zalim bir sultanın katında adil bir kelimedir deyip bitirmişti. O rivayeti hatırlanacağı üzere İmam Tirmizi hasen bir rivayet olarak, yani sahih düzeyine ulaşmamış, hasen bir rivayet olarak vermiş idi. Bu okuduğumuz rivayeti ise İmam Nesai rivayet etmiş. Yani bu rivayeti de İmam Buhari sahihine almamış. İmam Müslim de almamış, hatta diğer sünen sahipleri de almamışlar. İmam Nesai bu rivayeti kitabına almış. Rivayetin bi isnadin sahihin, isnadı sahih gözüküyor. Ancak rivayete sahih isnatlı denmesi, bu tabir rivayetin kendisinin sıhhat koşullarını bütünüyle sağladığı hususunda sadece bir boyutla fikir verir, isnat boyutuyla. Ama rivayetin o bildiğimiz birinci tabaka, ikinci tabaka, üçüncü tabaka sahih hadisler düzeyinde olmadığı da bir gerçektir. Dolayısıyla benzer bir mananın bu rivayette de bulunduğu ve ferdin yöneticiye karşı hakkı bildiği, hakkı ve doğruyu, velev ki yöneticinin o esnadaki uygulamasıyla bağdaşmasa bile, ki bu zorluğu dolayısıyla en faziletli denmiş olabilir. Çünkü cair bir sultana hakkı söylemenin bazen bir bedeli olur. Sen mi bana bunu hatırlatıyorsun diye belki kızabilir. Bu açıdan düşünüldüğünde zorluğu da gündeme gelebilir. O yüzden Allah'ın Resulü cihadın en faziletlisi olarak betimlemiş olabilir. Tüm bunların ve bu yorumların geçerli olabilmesi için tabii rivayetinde gerçek manada bir sıhhate sahip olması icap ederdi. Ancak hasen bir rivayet dolaylarında bulunduğumuz için gelen bu öğüdü de o düzeyde bir ihtiyatla değerlendiriyoruz. Ancak önceki hadisi ele alırken de konuştuğumuz müminlerin kendi aralarındaki bütün iş ve işlemlerinde, hatta yöneticiyi tayin etme hususunda dahi herkesin görüşünü, fikrini ortaya koyması ve geniş katılımlı bir istişare üzere işlerin yönetilmesinin Cenab-ı Hakk'ın buyruğu olduğunu tekrar hatırlatalım. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's-Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm iyiliği teşvik, kötülükle mücadele, yani emri bil maruf ve nehyanil münker. Sıradaki hadisimiz 194 no'lu hadis. An İbni Mes'ud'en, İbni Mes'ud'dan radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki,
inne evvele ma dehalen naqsu ala bani İsrail. İsrailoğullarındaki problemlerin ilk başlaması şöyle oldu. Yani bir kusur, bir eksiklik, bir sorun oluşmasının ilk safhasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekiyor. Dolayısıyla toplumsal boyutta sorunun oluştuğu ilk dönemler, yani bir kötülüğün topluma sirayet ettiği ilk zamanlar. Zaten en çok da emr bil maruf ve nehyanil münker problemin ilk başladığı dönemlerde maksimum düzeyde gereklidir. Çünkü problemin yayılması, çoğalması, artık etrafta sıradanlaşması artık baş edilemez bir hale dönüşebilir. O bakımdan ilk oluşturduğunda, ilk filiz verdiğinde yoğun bir çabayla onun etrafının çevrilmesi, sonra itina ile tedavi edilmesi gerekir. Tıpkı tıpta olduğu gibi bünyede zarar vermeden öyle yok edici çok sert önlemlerle bazen bakmışsın daha başka problemlere yol açmış olabilirsin. Dolayısıyla da etrafının çevrilmesi, yani yayılımının önlenmesi ve sonra da güzellikle ortaya çıkmış kötü unsurun yavaş yavaş tedavi edilerek iyileştirilmesi. Şimdi böyle bir safhayı inne evvele ma dehale naqsu ala bani İsrail. İsrailoğullarında bu hususun, yani yanlışın başladığı ilk zamanlar şöyle oldu. Ennehu kâner raculu, bir adam mesela, yelkar racula, başka bir adamla karşılaşır. Feyekûlu, ona derdi ki, ya hâzâ, ey falanca kimse, ittakillâhâ, Allah'tan kork. Ve da'mâ tasna'uhu, şu yaptığın işi bırak. Feinnehu la yahillu leke, bunu yapmak sana helal değil. Yani Allah Azze ve Celle bunu yapmandan hoşlanmaz. Bunu yasaklamış çünkü. Haram kılmış. Dolayısıyla haram olan bir şeyi yapıyorsun. Yapmasan diye, vazgeç diye onu Cenab-ı Hakk'a duyduğu sorumluluğa ve Allah Azze ve Celle'den çekinmeye çağırır. Bunu ilk gördüğünde, tabii kötülükler ilk görüldüğünde en fazla yadırganır. Ama sonra ne olur? İkinciye gördüğünde, üçüncüye gördüğünde bu kez de sıradanlaşır ve eğer kişinin bu ilk yadırgayışını dikkatle ve özenle sürdürmesi söz konusu olmaz ise bir bakmışsın ona da sirayet etmiş. İşte rivayet tam da bunu söylüyor. Dedi ki Allah'ın Resulü, ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِي. Sonra ertesi günü yine aynı kişiyle karşılaşır. وَهُوَ عَلَى حَالِهِ. Bir bakar yine aynı hal üzere, yani yine aynı günahı işler bir haldedir. Ama bu kez bizimki فَلَا يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ اَنْ يَكُونَ اَك۪يلَهُ وَشَر۪يبَهُ وَقَع۪يدَهُ. Ama bu kez dün kendisine hatırlatmada bulunduğu, Allah'tan kork yapma bunu diye dostça uyardığı arkadaşını yine aynı hal üzere gördüğünde hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Onunla oturur, kalkar, yer, içer. Sanki her şey normal gibidir. Halbuki madem ki bu protestoyu Cenab-ı Hak adına ortaya koydun, aynı durumu ikinci kez gördüğünde de benzer bir rahatsızlığını ifade edebilmelisin. Çünkü dün yanlış olan bugün artık doğru değil. Ya ben bir kere söyledim, vebali üzerimden attım diye kötülükleri kanıksamak, onlarla iç içe bulunurken hiçbir şey yokmuşçasına davranmaya başlamak bir yerden sonra onaylamak anlamına gelebilir. Dolayısıyla kişi Cenab-ı Hakk'ın hoşlanmadığı bir şeyi gördükçe kendisi de hoşlanmamalıdır. Madem ki Allah Azze ve Celle'nin halifesi olarak bu dünyaya geldik, Cenab-ı Hak adına hareket etmek, Allah Azze ve Celle'nin sevdiklerini sevmek, Cenab-ı Hakk'ın sevmediklerinden hoşlanmamak, Allah'ı memnun edecek şeylerden bizim de memnun olmamız, Cenab-ı Hakk'ın gazabına yol açacak şeylerden bizim de rahatsız olmamız gerekir. Hem Allah Azze ve Celle'yi gazaplandırdığı için hem de çevremizdeki insanları sevip esirgediğimiz ve onların Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğraması ihtimalinden
rahatsız olduğumuz için, bu ihtimali göze alamadığımız için. Diğer türlü sessiz kalmamız çevremizdeki insanları ateşe sürüklenirken görüp tanık olup hiçbir müdahalede bulunmamak gibi olur. Bu onlara duyduğumuz sevgiyi de tartışmalı hale getirir. Dolayısıyla bir annenin evladına onu kötü bir fiil üzere gördükçe nasıl rahatsızlığı devam ederse, her gördüğünde söylerse, hatta bazı anneler, valideler yıldırırlar, bezdirirler belki, yani usulü çerçeveyi de aşarlar. Duydukları sevgi onları müdahale esnasında bazen sert davranmalarına yol açabilir. Demek ki sevgi ne kadar çok oluyorsa refleks de o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla bir kimsenin etrafındaki insanlara duyduğu sevgiyi gözeterek Cenab-ı Hakk'a karşı onları kusurlu bulduğu durumlarda bir kere uyarmakla kalmamalı, bir kere hatırlatmakla kalmamalı, dostça ve yakın bir içtenlikle onu esirgediğini hissettirerek yadırgayışını bir şekilde ifade etmeye devam etmelidir. Ama İsrailoğullarındaki durum böyle olmamış. Resulullah diyor ki ilk gün uyardı, yapma bunu, etme bunu diye. Ertesi gün geldiği ve aynı durumu, aynı kötü fiili işlediğini gördüğü halde rahatsızlık göstermedi. Hiçbir hoşnutsuzluğu dışa vurmadı. Öylece onun hayatına katıldı. Birlikte oturdular, yediler, içtiler, muhabbet ettiler. Adam o esnada günah işliyor, günah bir fiil üzere, ama bizimkisi artık ona herhangi bir şey söylemiyor. O zaman ilk günle ikinci gün arasındaki fark nedir? Günah mevzi kazanmıştır. Artık belli bir kabule kavuşmuştur. Artık günah görüldüğünde yadırganan değil, aşina olunmuş bir şeydir. Bir sonraki kazanacağı mevzi ise bir başkasına sıçramaktır. Bir başkasında karşılık bulmaktır. Dolayısıyla bu gidişat bir toplum açısından gerileme şeklinde ifade edilir. Buradaki trend kötülüğün gitgide çoğaldığı, iyiliğin ise azaldığı bir şekilde ilerler. Halbuki trendi tersine çevirmeli, iyilikler çoğalmalı, kötülükler azalmalıdır. Hem kendimizde hem çevremizde. O yüzden emri bil maruf ve nehyanil münker vardır ve işleyen ve kesintiye uğramaksızın devam eden bir süreç olmalıdır. فَلَمَّا فَعَلْهُ ذَٰلِكَ Allah'ın Resulü buyurdu ki onlar böyle yapınca ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ Allah onların kalplerini birbirlerine çaldı. Yani böyle sütemaya vururcasına, üzüm üzüme bakıp da kararırcasına, kişinin itiraz etmediği, protestosunu ortaya koymadığı, Cenab-ı Hakk'ın haram kıldığı bir hususta rahatsızlığını dile getirmediği durumda, hiçbir şey yokmuşçasına ortama uyum sağladığında, onları böylece kabullendiğinde, içselleştirdiğinde, onlara hani şimdi bir şey dersem tatları kaçar gibi bir endişeyle onların hatırını Cenab-ı Hakk'ın hatırından üstün tutmaya başladığında, Cenab-ı Hak şöyle yapıyormuş. Allah'ın Resulü buyurdu ki kalplerini birbirlerine değdirir. Kalplerini birbirlerine vurur da bir bakmışsın artık bu kalpler birbirine benzemeye başlamış. ثُمَّ قَالَ Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ İsrailoğullarından kafir olanlar, yani küfre adım atanlar, lanete uğramışlardır. Ala lisani Davud'a, Davud aleyhisselamın dili üzere, ve İsa ibni Meryem'e ve Meryem oğlu İsa'nın dili üzere lanete uğramışlardır. Niçin? Zalika bima asav, çünkü onlar asi oluyor, yani Cenab-ı Hakk'ın hükümlerine dikkat etmiyor, ne emirlerine ne de yasaklarına aldırış etmiyorlardı, tersini icra ediyorlardı. O kânû yâtedûn ve haddi hududu aşıyorlardı. Cenab-ı Hakk'ın kırmızı çizgilerine hiçbir önem vermiyorlardı.
Dolayısıyla bir vakit sonra Bizantiyi kendi peygamberleri tarafından lanetlendiler. Ve bu sürecin ilerlediğinde küfre varabildiğini ayetten sezmek mümkün. Çünkü kafir olanlar diyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla masiyet, haddi hudutları tanımaya kul, Allah göstermesin, bir yerden sonra artık imanını korumakta zorlanabilir. Küfürde ısrar veya masiyette ısrar başkaldırıya dönüşebilir. Bunun toplumsal işlendiği kolektif boyutu bu ayetlerde konu edilmiş. O yüzden Cenab-ı Hak devamla diyor ki, كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا. Bunlar birbirlerini nehyetmezlerdi. Yani biri işler, diğeri öyle bakar durur, geçer durur, hiç umursamaz. Yapılan kötü fiile karşı en küçük bir tepkisi olmaz. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Yaptıkları münker, yani kötü davranışları, ki bu Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı, haram kıldığı şeylerin tamamı yahut emrettiği şeylerin hiç ciddiye alınmaması, yapılmaması, bunlar da yadırganması gereken şeylerdir. Bunları gördükleri halde birbirlerine en küçük bir telkinde bulunmazlardı. Hani önceki rivayetlerde gördük. Mümkünse eliyle, eliyle değilse güzellikle, diliyle, diliyle değilse bile hiç olmasa kalbiyle, bu onun mimiklerine, jestlerine yansır. Böyle bir sessiz protestodur. Hani bazen yaşlılar bir toplumda eğer küsmüşlerse yahut gidişattan hoşnut değillerse ne deriz? Suratını asmış. Böyle bakmışsın. Asmış suratını, memnun değil yani. Kalbiyle o esnada karşı duyuruyor. Yapılan işlemden haz etmediğini, sözünün dinlenmediğini ifade etmek için görünümünü kullanıyor. İşte bu kalbin bir bakıma mimik ve jestlere yansıması gibidir. Bu da en son evre. Kişinin müdahale araçlarından bir tanesi. Fakat burada anlaşılıyor ki bunlar artık birbirlerini nehyetmemeyi normal bir duruma getirmişler. Artık kural şu: kim ne kötülük yaparsa yapsın, kim ne türden kötü, iğrenç bir fiili icra ederse etsin, umursamayacaksın, dikkate almayacaksın, hatta gözün bile takılmayacak. Yürüyen kör bir kimse gibi olacaksın toplumda. Başkalarının işlediği en kabih, en çirkef bir durumla da karşılaşsan görmemiş gibi yapacaksın. Bu şeytani yaklaşım yine şeytanın arzusuyla toplumlarda normal sayılmaya çalışılıyor. Şeytan kendilerine vesvese verdiği kimseler üzerinden batılı toplumlarda özellikle yoğun olarak gördüğümüz bu neticenin dünyada yayılması, hoşgörü adı altında yayılması ve kötülüklere karşı duyarsız bir toplum anlayışının çoğalması şeytani bir plan olarak algılanıyor. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberler ile bu süreçlere karşı onlara vahiy indirmiş olması ve onlara iman eden kimseler ile nezih, temiz, hakkın, güzelliğin paylaşıldığı, insanların iffetinin ve onurunun gözetildiği bir toplum oluşturulabilmesi için çaba ve gayret, işte buna emri bil maruf ve nehyanil münker diyoruz. Dolayısıyla mevziden geri çekilmemeli, gördüğü kötülüğü ikinci kez gördüğünde de yine ifade edebilmeli, üçüncü kez gördüğünde de yine ifade edebilmeli ve hoşnutsuzluğunu dile getirmeye devam etmelidir. Diğer türlü kabullenme, kanıksama ve içselleştirme süreci başlar. Bir sonraki adımda da sahiplenme gelebilir. Artık aynı kötülüğü kendisi de işler durur bir hale gelebilir maazallah. O yüzden İsrailoğulları iyi bir örnektir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerde geçen ve İsrailoğullarından Cenab-ı Hakk'ın bize ibret olarak taşıdığı bu toplumsal sahneye dikkat çekiyor. Kanu la yetenahavna an munkarin faalu. Yaptıkları münkerleri birbirlerine sakındırmazlardı. Artık bu bir norm haline gelmişti. Tırnak içinde hoşgörü, kötülüğü bir kimsenin
görünce hiçbir tepki vermemesi gerektiğine dair bir kuraldan söz ediyoruz. Tolerans değil bu. Herkes yanlış yapabilir. Kötü bir fiili icra edebilir. İnsanlar ona güzellikle nasihatte bulunurlar. O da bundan vazgeçmeye çalışır. Bu bir zaman da alabilir. Normal bir hayat ilişkisi içerisinde birbirimizin iyiliklerini, güzelliklerini destekleyici, kötülüklerine karşı da uyarıcı bir rol üstleniyoruz. İyilikler çoğalsın, kötülükler azalsın diye. Ama görünce hiçbir şey söylememeyi söylersek eğer, paylaşımda bulunursak eğer, yahut yüz ifademizde bundan rahatsızlık duyduğumuzu belli edersek eğer, o zaman hoşgörüsüz sayılacaksak, bu hoşgörü toleranstan öte tasvip anlamına gelen bir şey. Yani kötülüğü kabul etmek zorundasın, onaylamak zorundasın. Takdir edilmeli ki hiç kimse bir başkasının kötülüğünü onaylamak zorunda değil. İnsanlar doğru bildiklerini doğru ifade etme hakkına sahiptir. Başkalarının tercihlerine müdahale etmeksizin, ki müdahale hakkımız yok, ama doğru bildiğimizi birbirimize karşı paylaşmamız da bir sorumluluk. Çünkü bizler aynı türden varlıklarız, aramızda bir iletişim kanalı var ve beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla da birbirimizin arasındaki kanalların açık kalması, sağlıklı hayat oluşturabilmek ve sağlıklı bir hayatı toplum olarak sürdürebilmemiz için olmazsa olmazlarımızdandır. Eğer birilerinin ağzını mühürlemeyi, susturmayı bir toplumsal kural olarak benimsersek, o zaman her türlü kötü fiilin önünü açmış ve kötülere meydanı boş bırakmış oluruz. Kötülüğün propagandası o zaman her tarafı sarar ve yayılır. Buna karşı iyiliğin göstereceği bir direnç, sözel bir boyutta da olsa, en küçük bir tepkinin dahi tukaka ilan edildiği bir süreç gelişebilir. Belki de şeytanın da en çok istediği budur. İsrailoğullarında yaşanan örnek buraya doğru ilerlemiş ve artık kimsenin kimseyi en küçük bir yanlışta dahi uyarmasına, hatırlatmasına imkan bırakılmamış. Bu hoşgörüsüzlük olarak ilan edilmiş. Bir başkasına sen nasıl bir konuda paylaşımda bulunabilirsin? Ne haddine senin? Gibi olmuş. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَا عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا. Dolayısıyla toplum otokontrolünü artık kaybetmiş. Cenab-ı Hak bu durumu çok kötü diye tarif ediyor. Yani bir toplumun başına gelebilecek olan en kötü şeylerden birisi. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفَعَلُوا. Bu yaptıkları ne kadar da kötü dedi Cenab-ı Hak. Tabi İsrailoğulları yaşanmış, geçmiş bir hadise. Ama onlar hakkındaki Cenab-ı Hakk'ın bu değerlendirmesi bize yönelik bir mesaj. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misalindeki gibi onların düştüğü bu durumu ne kadar da kötü diye tarif eden Cenab-ı Hak bize bu denli kötü bulduğu bir hususa toplumsal olarak kaymamamız gerektiği hususunda çok güçlü bir ihtar, çok güçlü bir uyarıdır. Sonra Cenab-ı Hak dedi ki تَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Bu duruma gelmiş olan kimseler böyle kötülükleri işledikleri halde birbirlerini uyarmaktan, sakındırmaktan artık boşa düşmüş olan bu kimseler, toplumun bu yönde ilerleyen kesimi, bir bakmışsın çoğu bunların يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirleri dost ediniyorlar. Çünkü bu kadar masiyet, bu kadar günah, bu kadar Cenab-ı Hakk'ın hudutlarına riayetsizlik, hatta tersini yapma yaklaşımı ve tutkusu onları kafirlerle yakın eyledi. Dolayısıyla bir görünüm olarak ve önemli bir işaret olarak Cenab-ı Hak bunlar veya ayetin ifadesiyle daha doğrusu çoğu kafirlerle bir bakmışsın dostluk kurmuşlar, artık onlarla dostane bir hayat geliştiriyorlar. يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Sonra Cenab-ı Hak bunu değerlendirdi. Bununla ilgili bir değerlendirmede bulundu. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ. Bu yaptıkları kendi başlarına, yani arzularını önceleyerek, kendi nefislerinin
beklentilerini yani ehvayı esas alarak peşine düştükleri bu süreç ne kadar da kötü. En sakitallahu aleyhim, kötülüğü nerede derseniz Allah'ın gazabı gelir bunun sonunda ve geldi. Cenab-ı Hakk'ın hışımına uğradılar. En sakitallahu aleyhim ve fil azabi hum halidun. İşte böylece azapta sonsuz kalacakları bir akibete düçar oldular. Ya nereden başlamıştık? Ebedi azapla sonlandık diye. Bu arada yolculuğu ne kadar hızlı tamamladık. Halbuki sadece masiyet yani günah düzleminde ameli bir kusur. Resulullah ne demişti? Naks, bir eksiklik. Ama eğer telafi edilmezse bu eksiklik çoğalıyor, bu kusur büyüyor, masiyete dönüşüyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Durdurulmaz ise şayet kişileri tutsak ediyor kendisine, ihata edip kuşatıyor ve onlar da bir yerden sonra iman bırakmıyor. Kafirler olan bu münasebetin de gelişmesiyle birlikte artık küfre doğru hızlı adımlarla yol alıyorlar. Belli ki vazgeçmemişler ve küfre de varıp dalmışlar ki Cenab-ı Hak ayetin sonunda وَفِلْ عَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ onlar azapta artık ebedidirler dedi. Çünkü eğer iman kalsaydı o zaman azapta ebedi kalmamaları gerekirdi. Demek ki bu süreç artık imansızlığa evrilmiş. Bunu bir ayette de şöyle görüyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً bir kimse bir kötülük kazansa وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ama sonra hataları onu bütünüyle kuşatsa yani amelinden, elinden, ayağından ilerleye, ilerleye, ilerleye bütün bedeni sarsa ve kuşatma dediğiniz hiçbir yani ona yer bırakmasa yani artık kalbini de kuşatıp imanını da sarsa وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاُولَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ işte bunlar ateşin halkıdırlar. Hum fiha halidun ve onlar orada sonsuzdurlar. Demek ki amelden başlayan bir sürecin durdurulmadığı takdirde imanı da alıp götürmesi ihtimali söz konusudur. Müminlerin yapmaları gereken işledikleri kötü fiillerden zaman sonra veya Cenab-ı Hakk'ın deyimiyle yakın planda min garibin tövbe edip vazgeçmek, onunla baş etmeye çalışmak, çevresindeki müminlerden destek alıp bunun hakkından gelmeye ve bu günahtan ve bu fiillerden uzaklaşmaya çalışmak. Müminlerin genel olarak hali böyledir. Ama vurdum duymaz davranır. Uyarıları dikkate almaz. Özellikle masiyette Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını tanımamakta, emir ve yasaklarına dikkat etmemekte ısrarcı davranır ve yol alırsa geleceği akıbet buralarda bir yerde. Yani çok kötü bir sonla sonlanacak bir yere doğru ilerler. Allah Azze ve Celle böylesi durumda olan kimselere karşı toplumsal refleksin diri tutulmasına, ıslah edicilerin çevresinde insanları ıslah etmeye sürekli teyakkuzda bulunmaya çalışmasına dair ayetlerde bize güçlü bir yönlendirmede bulunuyor. Devam eden ayette Cenab-ı Hak dedi ki وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ ama onlar Allah'a iman ediyor olsalardı, peygambere ve peygambere indirilenlere iman ediyor olsalardı مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ o kafirleri dost edinmezlerdi. Dolayısıyla sürecin artık kafirlerle hemhal olmaya, artık onlar gibi yaşamaya, onlar gibi düşüp kalkmaya doğru ilerlemesini Cenab-ı Hak imandan ayrılma süreci, imandan kopuş olarak tarif etti. Çünkü aksi olsaydı o zaman bu süreç ilerlemezdi. Kafirlerle beraber yapamazlardı, rahat olamazlardı. Burası bize göre değil deyip tekrar geri dönüp tevbe edip masiyetten vazgeçmeleri gerekirdi. Ama وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا fakat göğsünü küfre açmış artık doya doya bu süreçte ilerleyen kimselerin
akıbetini Cenab-ı Hak küfür olarak tarif etti. Ve böylelerinin وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ çoğunlukla fasıklardan çıktığını. Fasık ne demek? Günahı herkes işler ama herkes fasık değildir. Fasık günahı sürekli işler. Fasık günahı cehaletle değil bilinçli işler. Fasık günahta ısrarcıdır. Vazgeçmeye, kendisini günahtan arındırmaya dair hiçbir etkileşime olumlu tepki vermez. Sanki özellikle Cenab-ı Hakk'ın yap dediklerini yapmamayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Bu ilerleyip onun imanına dokunmaya, imanını sarsmaya, çatlatmaya, bozmaya yüz tuttuğunda bu kimse fasık oluverir. Fasıklığın da sonu eğer geri döndürülmez ise, tabii bu ancak kişinin iradesiyle olumlu tepki vermesine bağlı, yoksa küfre doğru ilerler maazanallah. Thumma kala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki, kella vallahi letemurunne bil marufi. Bu örneği böyle belirgin bir şekilde hem kendi ifadeleriyle hem ayetlerde geçtiği şekliyle önümüze koyunca Allah'ın Resulü yeminle söyledi ki, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ya marufu emredersiniz, وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ya münkerden sakındırırsınız, yani bunu ya yaparsınız, o denli olmazsa olmaz demek istiyor, ya da eğer yapmazsanız diye o kötü akıbetten söz edecek. O yüzden bunları böyle Arapçadaki en vurgulu ifadeyle söylüyor. Kalla vallahi letemurunne bil maruf. Allah'a yemin olsun ki ya sizler marufu emredersiniz ve münkerden sakındırırsınız. Ve letekhudunne ala yedi'z zalimi ve zalimin elinden yakalar. Onu zulmetmekten alıkorsunuz. وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا ve onu hakka öyle bir yönlendirme. Yönlendirirsiniz, çerçevenin içerisine çeker, istikamete doğru onu sevk edersiniz. وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا ve onu hak üzere sabit tutmaya çabalar durursunuz. اَوْ yahut. İşte bu girişte üst üste V'lerle gelen ya şunu, şunu, şunu ve şunu ve şunu yaparsınız ya da şimdi yapmazsanız ne olur'a geldik. اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ yahut Allah sizin kalplerinizin bazısını diğerinin kalpleri üzerine vurur. Yani böyle birbirleriyle ilişkilendirir. Birindeki kötülükler artık diğerlerine de sirayet eder. Üzümün üzüme bakıp da kararması gibi, iyinin kötüyle bulunup, kötülüğünden de rahatsız olmayıp, onunla bulunmaya devam ettikçe kötüleşmesi gibi. İşte bu bir ilahi sünnet. Ya kötülüğe karşı tepkilisindir, Allah seni iyilik üzere tutar, ya da kötülüğe karşı tepki göstermekten çekinirsin ve Cenab-ı Hak sana da kötülüğü layık görür. Böylece sen de kötülüğün bir parçası haline gelirsin. O yüzden Allah'ın Resulü'nün bu yüksek ifadeli yeminlerle söylediği, ya yaparsınız ya da yapmazsanız Allah kalplerinizi benzetir. ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ sonra onlara nasıl lanet ettiyse, Hazreti Davud'un diliyle, Hazreti Mesih'in diliyle, nasıl onları lanetlediyse sizi de aynı şekilde lanetler diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en üst perdeden uyarısını yapmış. Dolayısıyla toplumsal sorumluluk bireysel sorumluluktan sonra gelen, bu doğru ama olmasa da olur değil, olmazsa olmaz bir süreçtir. Kişi önce kendisini ıslah etmeye çabalar durur, yanı sıra da çevresindeki insanlara bildiği iyilikleri ve güzellikleri paylaşmak için can havliyle çabalar durur. Kötülüğe karşı da siper et gövdeni,
dursun bu hayasızca akın dediği gibi şairin, varıyla, canıyla, başıyla kötülüğün yayılımına karşı siper almaya çalışır. Çünkü toplum bütün insanların bulunduğu ortak bir gemi gibidir. Kötülüğün bugün başka yerlerde olması, başkalarının çocuklarında olması, görülmesi, zuhur etmesi, eğer teyakkuza dönüşmesi ise yarın bizim hanelerimizi saracaktır. Okuduğumuz bu rivayeti Ravahu Ebu Davud'a. Ebu Davud rivayet etmiş, At-Tirmiziyyu ve Tirmizi rivayet etmiş. Bu rivayet içinde aynı şeyleri dolayısıyla söylemek mümkün. İmam Buhari bu rivayeti sahihine almamış. İmam Müslim de almamış. Demek ki onların sıhhat koşullarına el verir durumda bir rivayet değilmiş. Hatta İmam Tirmizi sünenini aldığı halde, ki adeti üzere okuyucusuna bu yönde bilgi verir, demiş ki hadisun hasanun ve kâle hadisun hasanun, bu hadis hasen bir rivayettir diye, yani sahih olmak koşullarına sahip olmayan, ki yani sahih olabilecek herhangi bir tariki olsa, biraz hasenden üste bir görünümü olsa, İmam Tirmizi bu kez ona hasenun sahihun gibi mürekkep bir ifade de kullanırdı. Demek ki o düzeyde dahi değil. Dolayısıyla da sahih bir rivayet değil, hasen bir rivayet, zayıfın üstünde, sahihin ise altında. Bilginiz olsun, Resulullah'a ait olma ihtimalini değerlendirin demek üzere, ama ihtiyatla tabi, verilmiş bir rivayet. Bu okuduğumuz lafzıyla هذا لفظ أبي داود, Ebu Davud'un lafzıymış. İmam Nevevi şimdi ayrıca Tirmizi'nin de lafzını vermek istiyor. Dolayısıyla sıradaki hadisimiz İmam Tirmizi'nin lafzı. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي İsrailoğulları masiyete düşünce, tabi İmam Tirmizi'nin lafzı İmam Ebu Davud'un lafzından çok çok farklı. Yani öyle tek tek kelimeleri, ifadeleri karşılaştıramayacağınız düzeyde farklı. Ama anlam olarak baktığınızda benzer bir muhtevanın, benzer bir içeriğin bu rivayette de olduğuna tanık olacaksınız. Lemma vakat benu İsraila fil maasi. İsrailoğulları masiyete düşünce nehethum ulemauhum, alimleri onları nehyetti, sakındırdı. Felem yentehu, ama onlar vazgeçmediler. Fe, sonra ne oldu? Cealesuhum, alimler bu günahtan vazgeçmeyen kimselerle bir vakit sonra oturmaya, kalkmaya, beraber hiçbir şey yokmuşçasına yemeye içmeye, fecalesuhum fi mecalisihim ve vakaluhum ve şarabuhum, yediler, içtiler, güzel vakitler geçirdiler beraberce. Artık kötülüğe dair tepkinin herhangi bir emaresi kalmadı toplumda. Fadaraballahu kulube ba'dihim bi ba'din. Bunun üzerine Allah onların kalplerini birbirine vurdu. Birbirine çaldı. Böylece fesat kalpten kalbe, o var olan yol üzerinden ilerledi. Ve la'anahum, böylece Cenab-ı Hak onların tamamına lanet etti. Ala lisani Davud'a, Davud'un lisanı üzere, ve İsa ibn-i Meryem ve Meryem oğlunun lisanı üzere onlara lanet etti. Velike bimâ asav, tüm bunlar niçin? Asi oldular diye. Yani amel boyutunda, ki biz buna bugün yaşam tarzı diyoruz. Yani davranışlarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz, giyim kuşamlarımız, bireyin bu süreçte tercihleri eğer ilahi hudut ile bağdaşmıyor ise, ki Cenab-ı Hakk'ın hudutları sınırlı da olsa her konuda belli bir yasaklaması bulunabilir. Söz gelimi içmek deyince bütün içkiler serbest, ancak alkollü yani sarhoş edici türden olanı Cenab-ı Hak ayırt etmiş. Benzer şekilde yiyeceklerde de Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı, söz gelimi domuz eti gibi. Diğer taraftan giyinmenin de kuşanmanın da belli bir hududu var.
Dolayısıyla bu anlamda avret mahalline dikkat etmeksizin giyim ve kuşamda Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını umursamayanından yemesine, içmesine, ticaretine, alışverişine, insanlarla olan ilişkilerindeki bütün mecralarda eğer masiyet toplumda çoğalıyorsa sürecin bu yönde ilerleme ihtimali var. Ne vakit? Şayet karşı duracak olan ıslah ediciler rollerine sahip çıkmazlarsa. İşte okuduğumuz örnekte İsrailoğullarındaki örneği konuşuyoruz. Alimlerin ilk başta bir tepki vermişken sonradan bundan vazgeçişleri. Gerçi önceki okuduğumuz rivayette alimlerden söz edilmedi. İnsanlar normal kötülüğü görünce yadırgayanlar. Bunu da öyle alimlere tapulamamak lazım. Her kişi öğrenmek durumunda, bilmek durumunda, sonra bunu yaşamaya çalışmak durumunda ve sonra da bunu başkalarıyla paylaşmaya davranmak, buna girişmek durumunda. Dolayısıyla burada bir sınıfsal ayrım ve dolayısıyla da sınıfsal olarak yükümlülüklerin tevdi edildiği bir süreç yok. Herkes Cenab-ı Hakk'a karşı benzer sorumluluklarla hayatı yaşıyor. Okuduğumuz örnekte toplum kötülüğe karşı tepkisel refleksini kaybetmiş artık ve haddi aşmışlar. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Buraya kadar anlatmışken Allah'ın Resulü فَجَلَسَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَانَ مُتَّكِئًا Yaslıydı arkasına böyle, daha rahat bir oturma biçimi, toplandı, dikendi. فَقَالَ Belli ki önemli bir şey söyleyecek. فَقَالَ Dedi ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Canım elinde olana yemin ediyorum ki حَتَّى تَأْطِرُوهُمْ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا Siz onları hakka çevirmeye çalışmadıkça, siz onlara, yani insanların bu kötülüğe gidişatına karşı hak istikamette yönlendirmek için çaba göstermediğiniz sürece sizin de başınıza aynısı gelir. Allah onlara lanet ettiği gibi size de benzer şekilde lanet eder. Önceki rivayete göre oldukça kısa olsa da Tirmizi'nin rivayeti, benzer rivayet bileşenlerini bulmak mümkün efendim. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin el emin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nebevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm iyiliği teşvik, kötülükle mücadele, yani emri bil maruf ve nehyanil münker. Sıradaki hadisimiz 195 nolu hadis. An Ebi Bekrin As-Siddiqi radıyallahu anhu. Ebu Bekir As-Siddiq'tan radıyallahu anh, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'den geliyor bu rivayet. Her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteliği çok olsa da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşadığı zaman dilimi az olduğu için rivayetlerde kendisine sıklıkla rastlamayız. Yani çok sayıda rivayeti yoktur. Bunun bir sebebi de Resulullah'tan sonraki dönem itibariyle yönetimi üstlenmiş olması
ve yönetimle yoğun şekilde meşgul olmuş olması. Böylece ilim sürecine ayrıca vakitten yoksun kalmış olması. Dolayısıyla en çok rivayet edenlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte vakit geçirmiş, özellikle genç yaşında vakit geçirmiş, gördüklerini, duyduklarını güzelce belleyip kavramış, sonrasına da uzunca bir zaman yaşayabilmiş, dolayısıyla sonraki kuşaklara bunu aktarabilme fırsatı bulabilmiş olanlar. Hazreti Ebu Bekir'de Resulullah'la olan birliktelik olmasına karşın Resulullah'tan sonraki süre son derece kısa ve yoğun bir meşguliyet üzere olduğundan Hazreti Ebu Bekir'den gelen rivayetler belli bir sayıda kalmıştır. Okuduğumuz bu rivayette onlardan bir tanesi. Kale dedi ki, ya eyyuhannâsu, ey insanlar, innekum tekraûne hâzihil âyete, siz bu ayeti okuyorsunuz. Ya eyyuhallezîne âmenû, estaizu billah, ey iman edenler, yahut ey iman etmiş olanlar, aleykum enfusekum, kendinize odaklanın, kendi sorumluluğunuzu üstlenin. Aleykum enfusekum, kendinizi önceleyin veya kendi sorumluluğunuza sahip çıkın. Aleykum enfusekum, evvel emirde kişinin kendisiyle alakalı olarak iyiliklerini çoğaltması, yanlışlarını azaltması, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu gözetmesi, bu önce kendin. Dolayısıyla ayet kişinin kendi sorumluluğunu birincil olarak kendi ekseninde kurmasını tarif ediyor. Çünkü bunu kurup tayin etmedikçe çevresine bunu yayması, örneklemesi, güzel bir şekilde temsil etmesi de mümkün olmaz. La yadurrukum man dalla. Dalalete sapan bir kimse size zarar veremez. Yani siz kendinizi ıslah ettiğiniz, kendi iradenizle kendinizi, dolayısıyla kararlarınızı ve tercihlerinizi doğru yönettiğiniz sürece başkalarının dalalette olması size zarar vermez. Bu çokça sorulan bir sorudur. Yani ben istikamet üzere olmaya çalışıyorum ama toplum çok kötü, çevrem çok kötü. Dolayısıyla onlar beni yutacaklar. Cenab-ı Hak güvence vermiş gibidir. Siz kendinizi doğru yönettiğiniz sürece başkalarının dalalete gitmesi size zarar vermez. Siz kendi sorumluluklarınıza odaklanın. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle dedi ki, İdahtedeytum, siz hidayete tutunduğunuz sürece, yapmanız gerekenleri yaptığınız sürece, siz size düşenlere bakın. Bana ne düşüyor? Öncelikle doğruları öğrenmem ve yanlışları da öğrenmem. Sonra hayatımda bunları tatbik edip doğruları gerçekleştirmem ve yanlışlardan uzak durmam. Sonra da bunu çevreme paylaşmaya çalışmam. Bu da benim sorumluluğum. Ama buna rağmen ben bunları yaptığım halde başkalarının dalalette ısrarla kötü istikamette gitmelerinin artık bana bir zararı yok. Ama ben bana düşenleri yapmaz isem, ki öğrenip yaşadığım ve başkalarıyla paylaştığım çerçeve, bunların hepsi bizim sorumluluğumuz, kişiye düşen sorumluluklar. Bazıları başkalarına hatırlatmayı kişinin sorumluluğu olarak görmüyor ve ayeti kerimeyi de yanlış anlıyor. Yani siz kendi yapmanız gerekenleri, işte ibadetlerinizi yapın, başkaları ne yapıyormuş hiç umursamayın, size bir zararı olmaz. İşte bu yanlış anlamayı düzeltmek için Hazreti Ebubekir As-Sıddık radıyallahu anh, ey insanlar, siz bu ayeti okuyorsunuz diye onları uyarmış. Demiş ki, ve inni semi'tu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi işittim. Yekulu, diyordu ki, innen nase, muhakkak insanlar, iza ra'avu zalime, zalimi gördüklerinde, felem ye'huzu ala yedeyhi, onu zulmetmekten alıkoymaya çalışmazlarsa, اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ, çok geçmez, yakın bir zamanda Cenab-ı Hakk'ın cezasına uğrarlar. Dolayısıyla ayet size
siz sadece kendi özelinizde ibadetlerinizi yaptınız, başkalarının hangi yanlışı yaptığı, hangi kötülüklere el attığı, hangi zulümleri işlediği, her ne kabahat varsa Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı, buna dair tepkinizi ortaya koymazsanız ayeti yanlış anlamış olursunuz. Resulullah öyle demedi. Dolayısıyla ayette ifadesini bulan üzerinize düşeni yapın. Siz size düşeni yapın. Siz hidayete tutundukça, dolayısıyla hidayetin gerektirdiği her ne varsa, ki İmam Nevevi bu hadisi buraya koyarak emri bil maruf ve nehyanil münker de hidayetin gerektirdiği bir şeydir. Yani kişinin üzerine düşen bir sorumluluktur. Topluma karşı yapması gereken bir şeydir. Bu da onun sorumluluklarının bir parçasıdır. Bunları tamamıyla yaptığı zaman başkalarının dalalete gitmesinden artık sorumlu olmaz, bundan zarar da görmez. Bu bakımdan evet, kimsenin tercihine müdahale edecek, tercihini cebren şu istikamette yahut bu istikamette yönlendirecek değiliz. Buna hakkımız yok. Çünkü la ikraha fiddin. Dinde Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğu hem kabul etmek hem icra etmek hususunda kimseye bu anlamda bir cebir uygulayacak değiliz. Tecessüs de edemeyiz. Ama gördüğümüz, ortaya çıkan, dışa vurulmuş, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun düşmeyen halleri, davranışları o insanlarla en güzel bir üslupla paylaşmak ve hatırlatmak bizim kendi sorumluluğumuz ve kendi hidayetimizin bir parçası. O yüzden اِذَا تَدَيْتُمْ, siz hidayete tutunduğunuz sürece anlattınız, açıkladınız, ifade ettiniz, güzellikle hatırlatıyorsunuz, vazgeçmiyorsunuz. Buna rağmen yapıyor, لَا يَدُرُّكُمْ, size bir zararı olmaz. Buna rağmen yapıyorsa artık onun size bir zararı olmaz. O yüzden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ayeti yanlış anlayıp kimsenin hali durumu sizi ilgilendirmez kabilinden, siz kendi namazınızı kılın, kendi ibadetlerinizi yapın, kendi doğrularınızı yaşayın, başkalarında gördüğünüz ve yanlış olarak değerlendirdiğiniz hususları onlarla iletişime geçerek ifade etmeye kalkışmayın biçiminde toplumsal refleksi, yani buna otokontrol diyoruz, öldürmeye yönelik şeytani bir adım demek ki başından beri varmış. Böylece insanları tepkisizleştiren, kötülüğe karşı duyarsız kitlelere dönüştüren, böylesi toplum artık kendi arasındaki o sevgi bağını da kaybettiği için bireysel bir topluma dönüşecektir. İşte şeytani planın bugün global dünyada bireysel toplumlar üretmek, belki ona toplum bile diyemeyiz artık, birbirlerinin ne iyiliğinden ne kötülüğünden rahatsız olmayan, artık sokakta görse can havliyle bir zulmü aşikar işlendiği yahut bir kimsenin perişan bir halde, son derece sıkıntılı bir hale düştüğü duruma dahi tanık olsa, duyarsızlık öyle bir kuşatmış ki onları, gördüğü halde görmezden gelip yoluna devam edebiliyor. Bu duyarsızlık hali, bu düzeydeki bir bireysellik artık vahşete dönüşmek üzere. Batı toplumlarında artık alıp başını gitmiş ve çoğalmış bulunan bu yozlaşmanın bizim ümmetimize ve Müslüman toplumlara sirayet etmesine karşın güçlü bir tepki ortaya konulması gerekir. Merhum şair "Siper et gövdeni, dursun" demiş. Dursun bu hayasızca akın. Her yönüyle, hayatın her yönüyle insanı duyarsızlaştıran ve Cenab-ı Hakk'ın Ademoğlu olarak ona lütfettiği, ona değer verdiği hususlardan yalıtmaya ve onu hayvani bir düzlemde çirkinleştirmeye çalışan her türlü ahlaki faziletten sıyırmaya ve yoksun bırakmaya yönelik bu şeytani çabaya karşı sarılabileceğimiz, tutunabileceğimiz en önemli sorumluluğumuz emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. Yapmazsak ne olur? Başkaları yaptığıyla kalır. Bize bulaşmaz sanırsak, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh böyle düşünenleri ve bu yaklaşımlarını bu ayet üzerinden temellendirmelerini reddetmiş, kabul etmemiş. Demiş ki bakın, Allah'ın Resulü diyor ki
böyle böyle. Dolayısıyla diğer ayetlerde ve Resulullah'ın sünnetinde temel bir sorumluluk olarak gördüğümüz emr-i bil maruf ve nehyanil münker vazgeçilmez bir esastır müminlerin hayatında. Okuduğumuz bu rivayeti Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai rivayet etmişler. Ravahu Ebu Davud'a ve Tirmizi'yü ve Nesai'yü bi esanide sahihatin. Hepsi sahih isnatlara sahiplermiş. Ne var ki bu rivayetin bu şekliyle İmam Buhari'de yer almadığını da anlamış oluyoruz. Hatta İmam Müslim'de de yer almadığını, dolayısıyla o düzeyde sahih rivayetler olmadıklarını aynı ifadeden anlamış oluyoruz. Çünkü şayet Buhari'de olsaydı yahut Müslim'de olsaydı İmam Nevevi onları zikrederdi. Buhari'de var diye haber verirdi. Orada olmadığı için Ebu Davud'dan, Tirmizi'den ve Nesai'den vermiş rivayeti. Bu okuduğumuz rivayetle birlikte bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Böylece iyiliği teşvik, kötülükle mücadele bahsinde, yani emri bil maruf ve nehyanil münkerle alakalı olarak İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin'de sıraladığı hadisleri tamamıyla okumuş olduk. Bir sonraki hadis sohbeti programımızda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim. Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.